polis telsizinden duydu Dilbağır'ı. Sait Özverdi. Birkaç ay olmuş işe gireli. Hilmi Önal'ın adamı olduğu konuşuluyor. Ne yaptığını tam olarak öğrenemedik ama işin ilginç tarafı Nihat Önal babasına karşı ifade veriyormuş. Ziyagillerin yanında yani. Bana söz vermiştin, böyle konuşmamıştık. Sen pazarlık yapacak durumda değilsin. Adam gibi anlat. Hilmi Önal çok zarar görür ama. Bunu çoktan hak etti. Efendim canım. Hala emniyette misin? Evet. Annem yanında değil mi? Burada. Bir ara Doruk geldi kardeşini görmeye. Bakıcı getirdi şoförle. Çok güzel. Ben de işim bitince geleceğim yanınıza. Aşkım, sen iyi misin? Üzerimden büyük büyük kalktı desem. Canım benim. Hilmi Bey'den haber var mı? Polisler avukatını almaya geldiğinde telefondaydı. Ben de onunla konuştuğunu tahmin ettim. Hemen aradım. Konuştum. Söyledim söyleyeceğim. Ne olacak? Vallahi akıllıysa kendi gelip ifade verir. Yoksa bu iş büyüyecek. Bu iş zaten büyüdü büyüyeceği kadar. Yeni yeni iftiralar çıkarmasın da. Sen Bihter'le konuştun mu? O da benim telefonlarımı açmıyor. Boş ver. Üstüne gitme. Herkes biraz sakinleşsin. Bence de. Hadi çok öpüyorum. Ben de aşkım. Hırpalama kendini. Tamam canım. Görüşürüz. Ne diyor? Babası yüzünden o kadar mahcup ki bir şeyler yapabilmek için çırpınıyor zavallı. Babasıyla konuşmuş. Teslim olacağını umut ediyor. Hayatta hiç öyle bir şey yapar mı? Şimdi kim bilir daha ne pislik yaparım diye düşünüyordur. Ben de öyle dedim vallahi. En çok bundan korkuyorum. Arkadaşlar, müsaadenizle lütfen. Nihat Bey, Ziyagil ailesine neler oluyor? Lütfen efendim, Adnan Ziyagil şoförünü neyle suçluyor? Hırsızlık olayı mı? Konunun Hilmi Önal'la ilgisi olduğu doğru mu? Arkadaşlar, izin verir misiniz? Şoförün hırpalandığı söyleniyor. Bir açıklama bekliyoruz lütfen. Olay, Ziyagil yalısında şoför olarak çalışan bir kişinin görevini kötüye kullanmasından ibaret. Ailenin iyi niyetini suistimal ettiği tespit edildi. Nasıl bir suistimal söz konusu? Şoförün Hilmi Önal'la ilgisi olduğu doğru mu efendim? Onu köşke Hilmi Önal sokmuş diye duyduk. Arkadaşlar, siz spekülasyonlara lütfen kulak vermeyin. Şimdilik söyleyeceğimiz bu. Aileye zarar vermek isteyen bu kişiyi amacına ulaşamadan emniyete teslim ettik. Yetkililer konuyla ilgileniyorlar. Şu anda başka bir açıklama yapmak istemiyoruz. Olayın Nihal Hanım'ın geçirdiği kazayla bir ilgisi olabilir mi acaba? Nihal Hanım'la doğrudan bir ilgisi yok. Biraz önce Ziyagil yalısına ambulans çağrıldığına dair bir duyum aldık. Nihal Hanım gerçekten kaza mı geçirdi? Arkadaşlar, pardon. Bilgimiz yok. Pardon. Suçlanan şoförün Nihal Hanım'ın durumuyla bir bağlantısı var mı? Hemen bununla arıyoruz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz tamam. Nihat Bey? Başka bir açıklama yapın, lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.